Sevgili seyirciler, pazar günü bütün Alman medyası bir Türk'ten söz etti. Herkes bir Türk'ü alkışladı. Ardı ardına televizyon söyleşileri, Almanya'nın en dev gazetelerinde özel röportajlar yayınlandı. Bu Türk, Yaşar Kemal'den başkası değildi. Uluslararası alanda en çok ödül alan ve Türk denilince en çok ve sevgiyle tanınan bir isim. Yaşar Kemal, yurt dışında alkışlanıyor, omuzlarda taşınıyor. Türkiye'de ise durmadan yargılanıyor, hapishanelere giriyor. Yaşar Kemal'e ben de söyleşimiz başında aynı soruyu sordum. Hapishane hayatı nedir? İçeride ne hissettiniz? Bu soruma Yaşar Kemal, Orhan Veli'ye yazdığı bir şiirle cevap verdi. Akşam olur mahpushane kilitlenir. Kimi kağıt oynar, kimi bitlenir. Kiminin temizden evrakı gelir. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Yatarım yatarım, gün belli değil. Mahpushane içinde üç ağaç incir. Kolumda kelepçe, boynumda zincir. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Yatarım yatarım, gün belli değil. Sayın Yaşar Bey, hoş geldiniz. Yaşar Kemal'e Almanya'nın en prestijli ödülü sayılan Barış Ödülü verildi. 17 yıldır uluslararası kültür, bilim ve sanat alanında barış fikrinin gelişmesine hizmet edenler arasından seçiliyor. Alman yayıncılar tarafından gizli oyla seçiliyor. Çıraklığını yaptığım Çukurova'nın büyük gezginci destanlarından öğrendiğim... Alman bilim adamı Albert Schweitzer, müzisyen Yehudi Menuhin, Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Václav Havel'in başını çektiği ünlüler listesine şimdi bir de Türk eklendi. Yaşar Kemal. Bu ödülü sizce Yaşar Kemal, Kürt kökenli Yaşar Kemal mi aldı, Türk yazar Yaşar Kemal mi aldı? Bir Kürtçe bir tek cümle bile yazmadım Mehmet Ali. Ben Türk yazarıyım, Kürt kökenli. Mevlana Hazretleri ne kadar Türk yazarıysa ben de o kadar Kürt yazarıyım. Şimdi Mevlana Kürt kökenli. Bir tek satırı var mı herifin Türkçe? Al bakayım edebiyat tarihini. Tepesinde Pers tarihini, Fars tarihinin, yani İranlıların tarihinin, edebiyat tarihinin tepesinde oturur. Siz bu ödülü Türkiye'nin aldığı bir ödül olarak görüyorsunuz. Kimin ödülü babam yani ya başka? Zaten adamlar da Türk yazarı olarak veriyorlar. Çünkü Kürt asıldır bile demiyorlar. Kimse bilmiyordu ki Kürt kökenli olduğumu son zamanlara kadar. Türkiye'de biliyorlardı yalnız. Nerede yanlış var? Şimdi bir yandan dışarılarda ödülleniyorsunuz. Burada itilip kakılıyor, mahkum oluyorsunuz. Almanya'da baş tacı ediliyorsunuz, en büyük ödülü alıyorsunuz. Nerede, kim hata ediyor, nerededir hata? Kimsede hata yok. Şimdi bana soruyorlar boyuna. Bu devlet senden ne istiyor diyor, önüne gelen bunu soruyor. Hiçbir şey istemiyor, ben onlardan istiyorum diyor. Gerçekten de ben onlardan istiyorum, Türkiye'de demokrasi olmasını istiyorum. Gelir dağılımının bu kadar berbat olmamasını istiyorum. Doğu Anadolu Savaşı, Kürt Savaşı diyelim. Ben diyorum ki, bu savaş bitmeli. Bu layık değildir Türkiye böyle berbat bir savaşa. Bu savaş devam ettikçe, önce her savaş yöneticileri çürütür önce. Ondan sonra halkları çürütür. Ben halkımı çürümesine razı değilim. Bu ülke bölünmemeli. Benim derdim bu. Bölünmekle hiçbir şey kazanmaz bu ülkedeki ne Türk halkından, ne Kürt halkından, ne Çerkez halkından, ne Laz halkından. Ben politikacı değilim Mehmet Ali, kendi hayatımı koydum ben. 1,5 senedir roman yazmadım. 70 yaşından sonra bir adamın 1,5 senesini bomboş mahkeme kapılarına sürünerek verir mi? Ben deli miyim? Ama ülkem tehlikeli. Sizi rahatsız ediyor mu aldığınız eleştiriler? Ben 12 senelik çalıştığım bir gazete vardı. Geçen gün vatan hain diye yazdılar beni o gazetede.
şekilde. En çok üzerinde bu oldu benim. Aldırmıyorum ben. Yazdım ben yeni yüzyılda. Ben, onlar vatanseverse bana çatanlar, kanlı kalemler koydum adını. Onlar vatanseverse ben 1000 defa vatana inim diye yazdım. Nasıl olur mu? Ben bu ülkenin yazarıyım. Onların köşeleri de bittiği zaman onlar biterler. Ama ben bu milletle yaşamak zorundayım. Benim İnce Mehmetlerim güveniyorum. En az 50 sene ocak başlarında İnce Mehmetler okunur. Ben nasıl bu ülkemin bölünmesini isterim, nasıl zarara uğramasını isterim? Ben dilini yaratmaya çalışanlardan bir adamım. Bir roman dili yaratmaya çalışmış bir adamım bu ülkede. Gerçek vatanseverler diyeyim, onlara da vatan hain diyemem. Hiç kimseye dilim varmaz vatan hain değil mi? Ama yanılmışlar da diyebilirim. Onlar haksızdı. Halk bizi tuttu. Bir takım elbette gazeteci arkadaşlarım sayesinde, aydınlar sayesinde. Halk, onlar vız geldi, tız gitti. Bugüne kadar söylediklerinizden veya yaptıklarınızdan pişman olduğunuz var mı? Ya şunu söylemeseydim, şunu yapmasaydım dediğiniz oldu mu hiç? Hayır. Çok az konuştuğumdan çok korkak bir adamım ben. Cesur olsaydım, üstelik de göze alsaydım dışarıda yaşamayı, çok daha sert konuşabilirdim. Çünkü halkıma ben toz kondurmak istemiyorum. Benim halkım dışarıda aşağılanmak, içeride aşağılanmak, dünyada işkenceci bir ülke olarak tanımak istemiyorum. Bir ülkenin toprağından bir ülkenin insanların onuru daha kutsaldır. Ben buna inanıyorum. Ülkemin onuruna toz getirmek istemiyorum. Bütün çabam da bu, Mehmet Ali. Yani bugün siz diyorsunuz ki ben dışarıda yaşamayı göze almış olsaydım bayrak bile olurdum. Tabii olurdum. Dünyada televizyon mu kalırdı? Beni Birleşmiş Milletler'den çağırdılar, gitmedim. Avrupa Konseyi'nden çağırdılar, gitmedim. 11 imzayla telgraf geldi bana Amerikan Kongresi'nden. Birleşmiş Milletler'den şurada. Konuşma biçim. Ben politikacı değilim, ben yazarım dedim. Başka türlü şeyim yok. Hiç şey dediniz mi? Bütün bunlara rağmen. Yetti, ben artık çık bırakıp gidiyorum gibi hayır, bir şey geldi mi? Hayır. Mesela şöyle bir dedikodu çıktı. Ben 4 şeyde, Mayıs'ta gelecektim. Yani İsveç'e gidip Şeyde Mayıs'a kadar burada param ödedim şeyde. Basınköy'de bu kalorifer parası, şu parası, bu parasını ödedim ama Mayıs'a kadar. Ve dedikodu çıktığı zaman 4 ay olmuştu, ev tutmuştum. Evi de bu kirasını da peşin vermiştim bir kısmını. 6 aylığını da peşin vermiştim. Hepsini bıraktım. Bu dedikodunun önüne geçmek için geri döndüm ülkeme. Yani ben nasıl ayrılırım Mehmet Ali? Yani benim gücüm biraz var dünyada zannediyorum. Öyle şey kalmış bir adamım ben. Hiçbir dedikoduya girmemiş, medyanın tuzağına düşmemiş bir adamım. Ve bestseller olduğum zaman İngiltere'de 1961'de karımla bir konuşmamız oldu bizim. Bak dedi Yaşar Kemal, şimdi zengin olmak başladı dedi. Zengin olmanın yolu açıldı dedi. Eğer medyanın tuzağına düşersen zengin olursun. 4 yıl içinde, 4 yıl sonra da dedi medyanın kulu olur, çeker gidersin dedi. Senin kitaplarını bırak, ne yaparsa yapsın dedi. Ve ben bunu yaptım. Daha ne kadar yazacağınız? Kaç roman var aklınızda da? Çok canım işte. 5 tane İstanbul romanı var mı? Küçük ama romanlar. Bir tane şimdi ya Ana Varzı'ya başlayacağım ya da Güney-i Savrun Gözdesi. Sadece bir suyu yazacağım Güney-i Savrun Gözdesi'nde. Bir suyun macerasını ve trajedisini. Yani bir yerde yaş ilerledikçe daha tempo artıyor. Hırsı piri derlerdi bir şey. Bunu hiç anlamamıştım. Şimdi öyle bir hırsı piri sardı ki ölmeden şunları bitireyim mi Mehmet Ali? Yaşar Kemal, siz çok yaşayın ve bize daha çok romanlar, şiirler, hikayeler yazın. Evet Mehmet Ali. Sen bana teşekkür etme, ben ne diyeyim sana? Yaşar Kemal çok yaşayın. Ben de yaşa canım. Size ihtiyacım var.